Gülşen Şensoy 1951 yılında Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğmuş ve 1957'de Samsun Gazi Osman Paşa İlkokulu'nda eğitim hayatına başlamış. 1961 yılında girdiği Galatasaray Lisesi'nde bir süre okuyan Ferhan Şensoy 1970 yılında Çarşamba Lisesi'nden mezun olmuş. Liseden sonra Güzel Sanatlar Fakültesi sınavlarına girmiş ve sınav sonuçlarına bakarken Gönül isimli civciv lakaplı kişiyle tanışıp aşık olmuş. Ferhan Şensoy mimarlık bölümünü kazanırken civciv kazanamamış ve İzmir'e geri dönüp hostes olmuş. İlerleyen zamanlarda Ferhan Şensoy, civcivin görev yaptığı uçağın düştüğü ve vefat edenler arasında olduğu haberini gazeteden öğrenmiş. Bu onun için unutulmaz ve gençlik yıllarını çok etkileyen bir olay olmuş. Ferhan Şensoy'un pek de mimar olmaya niyeti yokmuş. Galatasaray'dan arkadaşlarıyla Galatasaray Oyuncuları isminde amatör tiyatro topluluğunu kurmuş. Haldun Taner oyunlarının provasını tiyatronun kapalı olduğu Perşembe günleri Devekuşu Kabare'de yapmalarına izin vermiş. Oyun sıkı yönetim zamanına denk geldiği ve siyasal eleştiriler barındırdığı için kapalı bir seyirci kitlesine ilk ve son kez oynanmış. Seyirciler arasında Metin Akpınar ve Zeki Alasya da varmış. Öykü ve şiirleri 1969 yılında Yeni Ufuklar ve Soyut dergilerinde yayınlanan Şensoy'un yazdığı skeçler de Devekuşu Kabare'de 1970 yılında oynanmaya başlamış. Cigara diyoruz. Nereden ne yapabiliriz? Kaç paraysa vereceğiz. Siz dev yol musunuz? Yok yok, biz bok yoluna gittik. Efendim biz yanlışlıkla burada bulunuyoruz. Bugün yarın çıkacağız. İtiraf edilecek bir şey yok. İşte olay anlattığım fal hikayesi. Bir şirket oluşturuyoruz. Oluşturuldu bile. Ben fal bakıyorum, %40 alıyorum. İlk parti 10.000'den düşünüyoruz falları. Fal başına 4.000 lira net gelirim var. Günde 5 fal baksam 20.000 lira. Fena mı? İyi para. İnanma. Hepsi yalan. Öyle mi? Çok adilsin enişte. Nuri, istersen sana uçak bileti alayım. Sen en iyisi bol bol fal bak, para kazan, bana bir özel helikopter al. Sabah gider akşam dönerim. Nerede maç orada sabah. Nuri, ben sana alsam heli alabilirim. Kopteri de ablan alır artık. Türkiye'ye dönmesinin ardından 1976'da Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda yazarlığını da yaptığı Dur Konuşma, Sus Söyleme adlı oyunda rol alan Şensoy, Türk Yazarları Tiyatrosu'nda da oyunculuk ve yönetmenlik yapmış, aynı sene ilk televizyon skeçlerini yazmaya başlamış. Ali Poyrazoğlu ile beraber rol aldığı bu skeçlerin birinde bir garson rolüyle ilk defa televizyona çıkmıştır. Muzo'nun dolarları var. Onlar bozdurulmaz. Niye? Dolar her gün yükseliyor. Ne gün bozdursak yazık. Hiç bozdurmayıp onlardan kapitone kefen mi yaptıracaksın? Kaç sigaramız kaldı? Sigaramız diye genel bir durum yok. Tamam. Kaç sigara kaldı yani? Kalmadı sigara, bitti. Ne olacak? Bırakalım sigara. Sağlığa zararlı zaten. Bütün dünya bıraktı, bir tek biz Türkler içiyoruz. Yalan söyleme, var sende sigara. Evet var. Ama öyle pataküte içilmemesi gerek. Ne teküte içilmesi gerek? Benim içesim geldiğinde sana da böyle bir iki fırt veririm. 1971 yılında grup oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşamış. 1972-1975 yılları arasında Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimine ve çalışmalarına devam ederek 1975'te en iyi yabancı yazar ödülünü almış. Münir Özkul 1989 yılında Ferhan Şensoy'a Kerasan Efendi'nin kabuğunu teslim etmiştir. Gelin bu hikayeyi bir de Ferhan Şensoy'dan dinleyelim. Bir kere böyle bir kabuklu Hasan Efendi'den, Dündülü'den Münir Usta'ya, oradan bana gidiyor. Hem büyük bir sevinç hem büyük bir sorumluluk. Şimdi hem bunu taşımak hem de başka birilerine, başka bir kuşağa, başka birine bu kabuğu vermek. Münir abiyle bizim böyle bir öykümüz de var. Ben bunu Gündeste'de yazdım. Bu kabuk Kazancı Okşu'nda bir komşu oturuyorduk. Ben Münir abiye hayranlığım var. Yolda tanıştım bir gün. Sonra ziyaretine gittim. Gider gelirdim Münir abiye. Kabuk duvarda asılı duruyordu evet. O zaman. O zaman sormuştum ama ben ya, daha tiyatromu falan kurmuş değilim. Yeni geldiğim yıllarda 76-77 yılları Kazancı Okşu yıllarında. Kabuğun hikayesini Münir abi bana anlatmış. Ve sonra dedi ki kime vereceğimi bilemiyorum. Şuna mı versem, buna mı versem? İkinizden geçtim abi. Hayır, benim de hiç aklımda yok. Daha ben ortada oyuncu olarak bile yokum. Söz konusu ortada oyuncular var. Onlardan birini düşünüyorum Münir abi. Gündesinde de yazdım bunu. İkimizin de aklından geçmeyen böyle bir kavuk hikayesi var. Sonra yıllar sonra bu kavuk
bana geldi. Ben yaparım Tülay. Ekibim buna alışıktır. Onu biliyor. Sakın bana yapma. Ben kitaplı tiyatrodan geldim. Şaşırırım, unuturum derdi. Ben 2 yıl kadar falan İstanbul Satıyorum 5 yıl oynadık biz. Tülay yaptı ama ona yapmam ya, çok özen gösterdim. Ben orada bir müteşebbis oynuyorum. Rantçı. Özal dönemi. Özal o gün öyle bir laf etti ki, benim söyleyeceğim laflar ona söylediğim bir laftan çok daha kuvvetli. Tuluat öyle çok hesaplı bir şey değildir. Sahnede gelir komiğin aklına. Dan diye çıkar ağızdan. Ben patlattım o cümleyi. Münir abinin gözleri büyüdü. Unuttu. Partisyon bitti yani. Oyunun neresindeyiz? Yalvaran bir çocuk gibi bakıyor bana. Alkış geldi. Alkış gelince partisyon yine bozuldu. Onun bana söylemesi gereken lafı soru olarak başka bir replik söyledim ben ona. Gözleri ışıladı, lafı hatırladı, patlattı. Onunkine de alkış geldi. Yine partisyon bozuldu. Olmayan şeyler bunlar. Birdenbire ben orayı toparladım falan. Çok alkışlı olarak bitti. Ertesi gün bir naylon torbayla bana kavuğu getirdi. Al bu senin dedi. Usta sana böyle mi verdiler? Torbayla mı verdiler? Yok, bir tören yapılmıştı dedi. Sonra biz bir tören yaptık. İlk töreni yaşamış olan Aydın Boysan'da o akşam orada konuşma yapmış olan Aydın Boysan bizim küçük sahnedeki devir teslimde de yine bir konuşma yaptı. Bu konuda bir şey daha eklemek istiyorum. Hep bana soruluyor. Kavuğu kime vereceksin? Niye vermiyorsun? Münir abi kavuğu bana devrederken İsmail amcanın ona söylediği şeyler var. Bana onları söyledi. İlle birine vermek zorunda değilsin. Vereceğin adam Türk tiyatrosunu senden sonra alıp başka bir yere götürecek bir bayraktar olacak. Bu halkın tanıdığı, sevdiği muhalif bir komik olacak. Öyle biri yok. Ben kavuğu ne yapacağım Münir abi? Sanatçı 31 Ağustos 2021 gecesi bir süredir tedavi görmekte olduğu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle 70 yaşında yaşamını yitirmiştir. Saygı ve özlemle üstadı anıyoruz.